Şehir faresiyle köy faresi. Bir zamanlar bir şehir faresi amcasının köyde yaşayan oğlunu ziyarete gitti. Amcası şehirli akrabasına çok sevgi ve saygı gösterdi. Onu çok candan karşıladı. Evinde misafire ikram edilebilecek fasulye, nohut, yumurta, peynir, ekmek gibi neler varsa hepsini ikram etti. Şehir faresi bu köy yiyeceklerine dudak bükerek, "Anlamıyorum dostum, sen böyle fakir yiyeceklerle hayatını nasıl devam ettirebiliyorsun?" "Tabii bir köyde daha iyi bir şeyler ümit etmek de boştur. Sen benimle şehre gel de sana nasıl yaşandığını göstereyim. Şehirde bir hafta oturursan köy hayatına nasıl bu kadar uzun zaman katlanabildiğine hayret edersin," dedi. Şehir faresinin bu sözlerinden sonra ne yapmış olabilirler? Az bir zaman sonra her iki fare de şehrin yolunu tuttu. O gece geç vakit şehir faresinin evine vardılar. Ev sahibi, "Herhalde bu uzun yolculuktan sonra hafif bir kahvaltı arzu edersiniz," dedi. Kibar şehir faresi akrabasını yemek salonuna götürdü. Köy faresi yemek salonunda neler görmüştür? Orada büyük bir ziyafetin artıklarıyla karşılaştılar. Yağ, bal, reçel pasta gibi türlü yiyecekleri tıka basa aşırıyorlardı. Birdenbire etraftan köpek sesleri gelmeye başladı. Köy faresi, "Bu sesler nedir?" dedi. Şehir faresi, "Hiç, evin bekçilerinin sesi," dedi. O sırada birdenbire kapılar açıldı. İçeriye iki büyük bekçi köpeği girdi. Fareler kaçarak canlarını güçlükle kurtarabildiler. Bunun üzerine köy faresi şehir faresine, "Allah'a ısmarladık dostum," dedi. Şehir faresi, "Ne o? Hemen gidiyor musun? Ne çabuk." Köy faresi akrabası olan şehir faresine ne söylemiştir? "Evet gidiyorum," diyerek tekrar köyüne yollandı. Yol boyunca şöyle bir türkü tutturdu. "Korkusuz peynir ekmek, korkulu baklava börekten daha iyidir." Ezop.